Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere WhatsApp ve bile telefonlardaki WhatsApp'ı birbirine nasıl bağlayabiliriz onu göstereceğim şimdi arkadaşlar bunun için iki tane telefon gerekiyor bundan işlemimizi yapıyoruz öncelikle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar Play Store'a açtık arama kısmına arkadaşlar Multi Messenger yazıyoruz arkadaşlar Bakın şöyle bir uygulaması var. Bunu ben daha önceden yüklediğim için bunu aç diyoruz. Açtığımızda karşımıza böyle bir yer geliyor. Bakın en üstte multi messenger var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Burada biraz bir beklememiz gerekiyor. İşte böyle geldi. Bakın burada diyor ki şu alt tarafta olsun. Tamam. Şimdi burada kare kodumuz da çıktı. Şöyle yukarıya çıkıyorum ben şimdi. Bakın üstte e, ne yazıyor? WhatsApp'ı bilgisayarınızda kullanın yazıyor. Bunun için bilgisayara da gerek yok. Telefondan telefona da yapabilirsiniz. Telefonunuzda WhatsApp'ı açın. Menü ve ayarlar seçeneğine dokunun. Bağlı cihazları seçin. Cihaz bağlı düğmesine dokunun. Telefonunuzu bu telefona doğrultarak QR kodunu taratın diyor. Şimdi arkadaşlar bu telefona bu telefona bağlayacaksanız soldaki telefona bağlayacaksanız sağdaki telefondan kare kodu okutmanız gerekiyor. Eğer sağdaki telefona bağlayacaksanız soldaki telefonun kare kodunu okutmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar soldaki telefonda kare kodumuz ekrana çıkıyor. Şimdiki sağdaki telefonumuzdan WhatsApp'ı açıyoruz. WhatsApp'a girdik. Sol üst köşede 3 tane alt alta dizilmiş bir sekme var. Ona giriyoruz. Buradan bağlı cihazlar yazıyor. Ona giriyoruz. Bakın burada cihaz bağla yazıyor. Cihaz bağlıya basıyoruz. Burada desen kullanacağız. Evet arkadaşlar burada desenimizi girdikten sonra ekran açıldı. Burada kamera gözüküyor arkadaşlar kameramızı alıyoruz. Diğer telefon ekranını okutuyoruz arkadaşlar. Bakın burada giriş yapılıyor yazıyor. Kısa bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir ekranımıza bildirim geldi. Şimdi konuşmalar soldaki telefona düştü arkadaşlar. Buradan bu WhatsApp'ı kontrol edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunu yaptık ama sağdaki telefona bildirim gelebiliyor. İşte e, WhatsApp web açıldı diye. Bu bildirim de gizlenebiliyor arkadaşlar. Onun için tekrardan WhatsApp'a giriyoruz. Ya da WhatsApp'ın üstüne basılı tutarak da yapabilirsiniz. Burada bakın sol sağ üst köşede bir sekme var. Ona basıyoruz. Burada bildirimler yazıyor, izin verildi yazıyor arkadaşlar. Bu bildirimleri kapatıyoruz. Bakın ya da altında bildirim kategorileri diye bir yer var. Bazen Samsung'larda olabiliyor ama Mi'lerde ya da başka bir telefonlarda olmayabiliyor. Buradan alta iniyoruz. Diğer bildirimler diye bir sekme var arkadaşlar. Bu açık. Bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra uygulamadan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi soldaki telefondan sağdakini kontrol edebiliyoruz ve bu kişinin haberi bilene olmuyor arkadaşlar. Bunun böyle bir amacı var. Bir de e, diyelim ki hattınız başka birinin üstüne telefon değiştireceksiniz ama telefonu değiştiremiyorsunuz. Mecbur bu telefonu kullanmak zorunda kalıyorsanız oluyor yani kod alamayanlar oluyor, hattı kapalı oluyor veya ailesinden biri vefat etmiş oluyor. Bu şekilde soldaki telefonu okutarak WhatsApp'ınızı buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada sol taraftaki de bir defaya mahsus okuttuğunuz zaman sürekli böyle girdiniz mi sağdaki telefonu kullanmadan da soldaki telefonunuzdan istediğiniz zaman WhatsApp'a gelen bildirimleri, durumları falan hepsini kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada kimin durum attığı falan hepsi gözüküyor ya da buradan arşivlere işte mesajlaşmaları başka kişilere mesaj göndermeye falan hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar şu an belli oluyor bunları videoda e, kapatacağım video bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yapamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz genellikle yapamayanlar e, telefonu birbirine bağlamada sıkıntı yaşıyor bunun için de arkadaşlar bir tane telefona indirmeniz gerekiyor. Yani bu soldaki telefon üstün diyelim. Bu biraz düşük model. O zaman bundan bunu okutmuyorsunuz. Bundan bunu okutuyorsunuz. Yani WhatsApp web'i bu sola indiriyorsunuz. Sağdakinin orijinal WhatsApp'ını açıp cihaz bağla diyorsunuz. Bunun ekranında gözüken kare kodunu okuttuğunuz zaman WhatsApp buna yükleniyor. Eğer ki buna yükleyecekseniz Tam tersini yapıyorsunuz. Buna WhatsApp web'i yüklüyorsunuz. Bundan cihaz bağla diyorsunuz. Bu ekrandaki kare kodu kullanıyorsunuz. Böylelikle işleminiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Video bu kadar. Görüşmek üzere.